kız. Çiğit. Sen burada ne işin var? Ben sana artık mesai saatlerinde emniyete gelip bizim kafamızı, aklımızı bulandırmak yok demedim mi? Çok süper bir gelişme oldu hayatımda. Hemen gelip sana haber vermek istedim babacığım. Babacığım. Evet. Hayatında çok süper bir gelişme oldu. Evet. Ve sonra da babacığım. Evet. Allah Allah. Yine başıma ne gelecek çok merak ettim. Ya geçenlerde Yunanistan Başkonsolosluğuna iş başvurusunda bulunmuştum ya ben. Ne? Sana da mı söylememiştim bunu? Unutmuşum. Yüzüme dikkatli bak. Sence şu anda yüzümde bunu daha önceden duymuşum gibi bir ifade var mı? Yok. Bence de yok. Neyse işte canım. Bugün aradılar konsolosluktan. Başvurum kabul edilmiş. Pazartesi günü tercüman sekreter olarak işe başlıyorum. Ay ne kadar süper be haber değil mi babişko? Ay, ay değil mi? Sekreter. Sekreter. Sekreter derken? Yok, tercüman sekreter babaçi. Peki, güzel. Tamam. Okulun ne olacak? Benim maymun iştahlı kızım. Hı? Hani bu sene sen bu polis akademisi sınavlarına girecektin yine? Ne oldu? Ne oldu? Yine mi vazgeçtin bu sevdada? Yok. Ondan vazgeçmedim babacığım. Bu seneye okullar açılana kadar öyle oyalanayım diye bir iş işte. Ya Ali abi, sen de bir şey söylesene. Çalışmak kötü bir şey mi? Bırak kız çalışsın abi. Çalışmak kötü bir şey değil ki. Bak, gördün mü ne diyor? Ya babacığım, ben evde oturmaktan çok sıkıldım. Hem çalışmak bana iyi gelecek, kafam dağılacak biraz. Lütfen baba ya, lütfen, lütfen, ne olursun, ne olur. Hey, git çalış o zaman. Yerim seni ben. Çekiştirme şu bıyıklarımı ya. Allah Allah ya. Yağmurluyorlar ya. Hayır. Dön bakayım bir sen. Yok canım. Bunların hepsi harika görünüyor. Teşekkür ederim. Yerim seni ben. Ne zaman işbaşı yapıyormuşsun peki? Hemen bu pazartesi babacığım. O zaman ben de seninle geliyorum babacığım. Ben de seninle geliyorum derken babacığım. İşin ilk günü sen işine ben bırakacağım cadıcığım. İş yerindeki bütün çakallar, çuhallar beni bir görecekler, benden bir tırsacaklar ve böylece sadece işlerine bakıp sana sarkıntılık ne demeyecek. Eğer böyle bir şey yaparsan kendimi bu binanın çatısından aşağı atarım baba. Bak, görüyor musun kardeşim? Tekerine bir çomak soktum. Anında babanın sonundaki o cım kayboldu. İşine gelmedi çünkü.
Sibelcan. Ya baba, pazartesi ilkokula mı başlıyorum ben ya? Hayır, ilk gün seni ben götürüp bırakacağım ne demek ya? Yersen kızım. Biz Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Biz de böyle. O iş yerindeki bütün zibidiler ilk önce kimin kızıyla muhatap olduklarını bilecekler. Ona göre ayaklarını denk alacaklar. Yoksa işmiş yok. Akşama kadar oturup koca vurma programı izlersin. Gördüğün gibi Ali'cim, hemen şimdi gidip bir adak kestiriyorsun. Eyüp Sultan'da da dualar ediyorsun ki sizin bebeğiniz de bu cadı gibi olmaz. Aa, Ali abinin çocuğu mu oluyor? İnşallah. Ya bu gerçekten süper bir haber Ali abi ya. Tebrik ederim. Amirim. Çok sevindim ya. Ay ne güzel. Engin, biliyor musun Ali abinin çocuğu oluyormuş. Hatta büyük ihtimalle de evleniyorlarmış. Tebrikler. Sağ ol. Hayırdır koçum, ne oldu? Ne var? Niye giriyorsun deldanlar gibi odaya? Ne oldu? Amirim şimdi haber gönderdiler. Yeni müdür sizi bekliyormuş. Ne? Yeni müdür mü? Hani önümüzdeki ay geliyordu bu adam? Hani bir ay daha rahattık? He vallahi Ali ya. Ben de hiç bilmiyorum amirim. Koltuk boş kalmasın diye acil bir atama yaptılar herhalde. Hadi kalk koçum, kalk. Gidip tanışalım şu yeni müdürle de. Hay Allah ya. İnşallah yine her şeye ceza veren aksi bir adam çıkmaz da. Rahatımız bozulmaz arkadaş ya. İnşallah abi. Niye bakıyorsun öyle? Ben de seninle geleceğim iş yerine.